Madde kullanımının giderek yaygınlaşması nedeniyle 7 bakanlık harekete geçti. Yeni yasal düzenleme ile yeni bir vizyon oluşturulacak. Ama TEM rakamları da acil harekete geçilmesi gerektiğini doğruluyor aslında. Son 2 ayda merkeze tam 6.000 kişi tedavi için başvurdu. Asıl korkutan veriler ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunda yer aldı. Yedi bakanlık bir araya geldi, uyuşturucuyla mücadelede yeni yasal düzenleme çalışmaları başladı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu uyuşturucuyla mücadelede yeni bir vizyon oluşturulacağını söyledi. Müezzinoğlu koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekti. 17-18 yaşında 20 yaşında bir genç bu illetle bir buluştuktan sonra en ufak bir sorunu olduğu zaman, sıkıntısı olduğu zaman yeniden o adrese gitmesi bir kolaylaşıyor. Dolayısıyla önce bir onunla buluşmadan, onunla tanışmadan art niyetli olduğunu, onu istismar etme gayreti içinde olduğunun bilincini olabildiğince onlara yerleştirmek. Müezzinoğlu yasalardaki zayıf noktalar üzerinde inceleme başlatıldığını da söyledi. En uç noktadakinin cezası hafif veya kullanıcının cezası az ama kullanıcı aracı olduğu zaman ceza kısmında bir kopukluk var. Bütün bunları şimdi arkadaşlar çalışıyorlar. Bu çalışmalardan sonra yine 7 bakanımıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da ekibin içine aldık. Amatem verilerine göre bonzai tedavisi için son bir ayda 6.000 kişi başvurdu. Bazı araştırmalara göre 10 ila 90 kat daha kuvvetli bağımlılık yapıcı ve zararlı etkisi var. Psikiyatri çalışanları dışında genel hastanelerin acil servislerinde hatta bazen aile hekimleri de bonzai kullanıcılarıyla ve son derece zor durumlarla karşılaşabiliyor. Aslında bunun için araştırmaların biraz ilerlemesi ve bizim aramızda bir konsensus, belki bir protokol oluşturmamız gerekiyor. Sentetik bir uyuşturucu olan bonsai'nin farklı türleri var. Her biri vücutta farklı etkilere yol açıyor. Bu yüzden tedavisi de diğer uyuşturucu türlerine göre daha zor. Bonsai denen madde grubu aslında tek bir madde değil. Muhtemelen 20'den fazla sentetik çeşidi var ve bunların hepsinin farklı etkileri olduğunu görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor tehlikeyi gözler önüne serdi. Rapora göre bonsai ve türevleri uyuşturucu piyasasının yarısını kapladı. Kullanıcılar uyuşturucunun yarattığı etkilerin farkında değil. Bu nedenle çoğu zaman bağımlılık polikliniği yerine kalp krizi şikayetiyle acil servise gidiyor. Zehrin zamanla akut böbrek yetmezliği ve akut görme kaybı gibi birçok yan etkisi ortaya çıkıyor. Ve raporun belki de en ürkütücü kısmı, kullanım çoktan lise sıralarına kadar düştü. Bu oran devam ederse 2 yıl sonra ölümler artacak. Çek bir nefes diye kandırılıyorlar. Alışmazsın, merak etme sözleriyle ikna oluyorlar. Beyaz ölüm, uyuşturucu ve bonsai'den bahsediyorum. Sebebi yalnızlık, değersizlik hissi. Sırada bir dosya haberimiz var. Habertürk ekibi kullanıcılarla, bağımlılıktan kurtulanlarla, ihbarcılarla konuştu. İşte bonsai ve yaşadıkları. İlk içtiğimde eve zor gidebildim. Enteresan bir psikolojiye giriyorsunuz onu kullanıyor zaten. İlkokul öğretmenleri bu da çok önemli. Anne babalar çok 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 önemli. Gençleri kemiren, yok eden o illet mahalleye, sokak arasına hatta evinizin içine kadar girmiş. Beyaz ölümün alarm zilleri artık kulakları patlatıyor. Hani bir hayal dünyasına geçiyorsunuz, ona tamamıyla inanıyorsunuz. Hani korkunç bir şey de olabiliyor bu bazen. Ama tekrar kullanıyorsunuz. 10. kattan ya da tam hatırlamıyorum 7. kattan galiba birisi atlamış, tek başına intihar etmiş. İntihar gözüküyor dışarıdan ama polis yapılan operasyonda eve gidiyor ve kapıyı çalıyor. Tam koçbaşıyla kapıyı kıracakken kapıya bir tane gençten bir çocuk açıyor. Tabii kafası yerinde değil, kafası güzel bir şekilde. İçeride bonsai içiyorlar. Ve içeride nereden baksanız 7-8 kişi daha var. Polis soruyor, yani aşağıya atlayan bir arkadaşınız var, haberiniz var mı? Çocuk da diyor ki, yani hayır diyor, o sadece diyor bahçeye çıktı, biz de diyor şimdi onun peşinden gidecektik diyor. İşte böyle bir ruh hali. Bir denemeyle bir şey olmaz, alışkanlık yapmıyor denilen ve çoğu zaman arkadaş hatırına denenen o zehrin sonu. Nefes alabildiğin ancak yaşayamadığın bir ölüm anı. O ölümün yeni adıysa bonsai.
Bonzai geçtikten sonra lavaboya gidiyorum, yüzümü falan yıkıyorum. İlk kalktığımda bir şey yok. Tekrar eğilip yüzümü yıkıyorum. Sonra baktığımda yüzümün yarısı yok. Yüzümün yarısı yok. Tek sadece yarısını görüyorum. Yarısında boş arkada duvarı falan görüyordum. Başka hiçbir şeyde bana öyle bir trip yaşadığımı hatırlamıyorum. İlk içtiğimde ya öyle bir tribe girmiştim ki buradan atlasam da kafası geçse diye düşünüyordum. Eve zor gidebildim. Adına ölüm tribi dedikleri halüsinasyonları gören bu iki genç ise abi kardeş. Farklı yerlerde, farklı maddelerle tanıştılar Beyaz Ölüm'le. Ama kaderleri aynıydı. Müptelası oldukları o zehir kanlarına girmek için her yolu denetti. Ailem burayla görüşmüş. Bana maddi desteği kestiler. İşte bir daha kullanırsam evden atmakla falan tehdit ettiler. Herhangi bir şekilde para yok. Bu sefer eğer buraya gelmeseydim gasp ya da hırsızlık yapabilirdim. Ciddi manada kafamda kurmaya başlamıştım çünkü. Ya zaten uzun bir süre bunun madde kullanımı içinde olanlar yani belli bir yerden sonra iş çalışamaz duruma geliyorlar. Ya tabii ki benim de yaptığım şeyler oldu. Hırsızlık yaptım en son. Artık onu kendime yediremediğim için dışarıda dergi satmaya çalışıyordum günlük para kazanmak için. Hani yapmadım diyenler çok hani bilmiyorum yalan söylemiş olur. Tanrım. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmem için huzur. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmem için huzur. Değiştirebileceklerim için cesaret. Değiştirebileceklerim için cesaret. Ve aralarındaki farkı kavrayabilmem için akıl başta. Ve aralarındaki farkı kavrayabilmem için akıl başta. Onlar ayakta kalanlardan. Şimdi o illetten kurtulmak için çabalıyorlar. Peki ya ölenler? Uyuşturucunun aldığı canların hesabı bile yok. Ölüm raporunda ne yaptılar? İşte kalp krizi ya da işte başka sebepler. Ben doktorlara soruyorum ya da kimse bu raporlara neden ölüm raporuna uyuşturucu yazılmıyor? Siz bu raporlarda uyuşturucu yazmadığınız için bu çocuklarımız sapır sapır dökülmeye başladılar. Hepsinin bu işte vebali var. Yani siz orada bir tanesini yazmadınız, yetimde çok rakam oldu bu. Ve hala bugün bakın TÜBİM'in açıkladığı ya da İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar beni hiç tatmin etmiyor. Her gün bir canımızı alan, gençlere yapmayacaklarını yaptıran en büyük sebepse yalnızlık ve değersizlik hissi. Kendileriyle barışık değilmiş çocuklar, çok öfkeliler. Sebeplerinden en önemlisi anne babaların kendi egolarından dolayı bu çocuklara hep hedefler vermeleri. Hiç anı yaşayamamaları bu çocukların. Bu çocukların oyun oynamasına izin verilmemesi, bu çocukların kendi olmalarına izin verilmemesi. Zehre bulaşmadan önce de sonra da en büyük görev yine ailelerde. İlkokul öğretmenleri burada çok önemli. Anne babalar çok 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 önemli. Mesela anne babalar çocuklarını cezalandırmasınlar. Bir madde kullanıyorsa, bir şey kullandığını duyduklarında yani onlara bağırıp çağırmasınlar, dövmesinler. Alıp karşılarına konuşsunlar. Mozaik kapsülün nereden bulduğunu artık bilmemek mümkün değil. İhbarda bulunuyor. Ama ben bunların bu şekilde ihbarlarını veya bir şeylerini verdiğim zaman devletin bana ne kadar düşecek şimdi? Kaldırılan cenazeler, televizyon haberleri, sivil toplum kuruluşu önerileri. Beyaz Ölüm'le yeni mücadelenin adıysa ihbar sistemi. İşte o ihbarcılardan biri. Sokak sokak dolaşıp bonzai satanları yakalatmaya çalışıyor. Yüzü, kimliği bizde saklı. Torbacı, aracı, satıcı. Bu şekilde. Yani torbacıyı sinsi bir şekilde almak, aracıyı elde etmek, ticaretini yapan, büyük ticaretini yapan bavulunun kellesini kesip bitirdi. Böyledir. Çevredeki bu işin ticaretini yapan insanları ne kadar çok bitirirsek, alttan bir taraf bir kişi daha çıkacak. Bir kişi daha çıkacak. İşte bu sinsiliği izlemek önemlidir. Devlet şimdi eski kullanıcılara, torbacıların arkadaşlarına gelin beraber çalışalım diyor. İhbar başına para verip sokakları temizlemeye çalışıyor. Polisle ne konuştuk? Yanımızda durmalarını konuştuk. Ve bizlerle beraber hareket etmelerini konuştuk. Ve bizlerle beraber hareket ettikleri anda bu işin gerçek manada çözüleceğini ve gerçek manada bu iş biteceğini. Çünkü ne kanallar halindedir. Şimdi bir tanesi gelir der ki ben bu işte varım der. Buradan tutar. Bir tanesi gelir ben bu işte varım der buradan tutar. Ve bu tamamen bir damar pozisyonu oluşturur. İnsan vücudunda kılcal damar. Ondan sonra bedeni komple sarar. Böyledir. Yani burada tabii ki de polisimiz de illa ki bize destek çıkacaktır. İlla ki çıkacak. Yer göstermeyeceğim. Bakın yer göstermeyeceğim. Dediğim gibi
Bizim yapacağız. Bizim işimiz İstanbul ve çevresini temizlemek. Yer yok. Önümüze gelen herkes. Narkotik ekipleri gün aşırı yeni bir operasyona imza atıyor. Ekipler her an bu korkunç tuzağı kuranların ensesinde. Ama tek çare bu değil. Sorunun önünü baştan kesmek gerekiyor. Bu da ancak daha bilinçli bir gençlik, daha duyarlı anne babalarla mümkün olabiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu